Çok insanlar yanlış yapar. Sonra oturur ağlar. Ondan sonra yine yapar. Sonra yine oturur ağlar. Bir ömür boyu o yaptığı işten razı değildir. Fakat o işi yapmaktan kendisini alıkoyamaz. İşte bu cinli şeytanın mevcudiyetini gösterir. Kendi ihtiyarına muhalif olarak, arzusuna muhalif olarak o işi yapıyor. Hiç görmedim bu zamanda. Adam içki içiyor. Ondan kurtulmak için servet harcıyor adam. Rehabilitasyona gidiyor, bilmem ne yapıyor, yine de yapıyor. Yine yapıyor. İhtiyarın yani arzusunun muhalifi yani, arzusuna aykırı olarak yapıyor. Bu neyi gösteriyor? Demek ki arzusuna muhalefet eden dışarıdan bir şey var, tesir var orada. Onu kıramıyor. Yoksa arzusu yapmamak. Fakat yine yapıyor. Rahmetli Akif'in bir şiiri var. O içkiye müptela birisi tövbe etmiş. Tövbe-i Nasuh ile tövbe etmiş. Ondan sonra yola çıkmış, işine gidiyor. Yolun üzerinde meyhane var. Meyhaneye yaklaştıkça damarlar kabarmaya başlıyor. Kalbin ateşi artıyor. Heyecanı yükseliyor. Hadi Mehmet'im, dayan Mehmet'im, aslan Mehmet'im. Sen aslansın Mehmet'im. Bilmem ne çok ile düşünüyormuş. O şeyde vardır sefata. Ama Mehmet yine de meyhaneyi geçemiyor. Yapsa geldiğini biliyor. Yine dedim Mehmet'im dedi. Bu neyi gösteriyor? Kendi arzusuna muhalif olarak kendisine tesir eden bir şeyin mevcudiyetini gösteriyor. İşte bu şeytandır. Bu bir sual geldi. Yağ kimdir? Yani insanlarda yağ kimdir? İnsanların arasından seçilip yağ durumuna gelenler mi kastediliyor? Yoksa insanın kendisi mi yağdır? Hani yağ bozulsa yenmez diyor ya. Şimdi her insan doğuşta İslam fıtratı üzere doğar mı? Her bir insanın ağza itibariyle, yani kötü bir insanın ağza itibariyle iyi bir insandan noksanlığı var mıdır? Yok. Onda da akıl var, onda da göz var, kulak var, her şey var. O iyi insan, yani insan dünyaya geldiği zaman zaten yağ durumundadır. Mahlukatın en ekmelidir, en mükemmelidir. En seçilmişidir, en üstünüdür. Küçük bir alem hükmündedir. Her şeyiyle en üstün yaratılmıştır. Bütün Esma-ı İlahiyenin mazharıdır. Şimdi bu yağ vaziyetinde yaratılan insan kendisini yerilmez duruma getiriyor, çürütüyor. Bozuyor, yağın kıvamını bozuyor. Yani buradaki yağ fıtrattaki insanlık kabiliyeti. Her insanda var. Aksi halde adalet olmaz. Yani şimdi bir adamın mesela bir şerif insanın Bediüzzaman'dan fizik itibariyle farkı var mıydı? Yani? Başı var, kulakları var, gözü var, eli var, ayağı var. Hiç farkı yok. İyi insanla kötü insan arasında fizik itibariyle farkı yok. Onun için o kötü insan kendi yağ kabiliyetinde yaratılmış, yağ kabiliyetinde olan vaziyetini çürütüyor, bozuyor, yerilmez hale getiriyor. Yani bu umumi insan için söylenmiştir. Yoksa insanlar içerisinde güzel olmuş insanlar ya öbürleri çürümüş değil. O güzel olan insanlar yaratılıştaki yağlılık muhafazasının kabiliyetini muhafaza ediyor. İlave bir şey yok. Ötekisi çürütüyor. O kabiliyetini çürütüyor.
Orada adaletsizlik yok. Orada adalet var. Birisi kendi ihtiyacıyla yağ kabiliyetini çürütüyor, yenilmez hale getiriyor. Birisi yağ kabiliyetini muhafaza ediyor, yenilir halde durulur. İyi insanlar. Allahümme salli ala